Arkadaşlar merhaba. 25. bölümümüzde karışımlar ünitesine giriş yapacağız ve bu kısımda sizlere maddelerin sınıflandırması ve karışımların sınıflandırmasından bahsedeceğiz. Kimyanın temel konusu olan maddedir ve maddeleri biz saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye ikiye ayırırız. Saf maddelere aynı zamanda arı maddeler denir, saf olmayan maddelere ise karışımlar denir. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Karışımlar ise homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılabilir. Peki, saf maddeleri ikiye ayırıyoruz. Saf madde özelliği nedir? Saf olmayan maddenin özelliği nedir? Saf madde demek, yapısında tek tür tanecik içeren demek. Yani aynı tür birimlerden oluşan maddeler demektir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdendir. Saf olmayan ise, yapısında farklı tür tanecik içeren, farklı tür birimlerden oluşmuş maddeler demektir. Böyle maddelere neyse ne denir? Karışımlar denir. Örneğin bir balonda oksijen gazını doldurmuşsunuz. Bu kabın içinde sadece oksijen gazı var. Başka bir atom yok. Sadece oksijen atomları var. O yüzden bu nedir? Elementin saf elementten bahsediyoruz burada. Başka bir kapta ise sadece saf su koydunuz. Kabın içinde H2O moleküllerinden başka bir şey yok. Bu da nedir? Bileşiktir ve yine saf maddedir. Ama kabın içine H2O bulunan kabın içine bir miktar tuz atarsanız ne olur? Bu sefer sodyum klorürü de çözünür ve sodyum artı 1 iyonları ve Cl eksi 1 iyonu oluşur. Yani kapta artık H2O ve sodyum artı 1 ve Cl eksi 1 iyonları vardır. Yani birden fazla farklı türde madde vardır. İşte böyle maddeleri ne diyoruz biz? Karışımlar diyoruz. Ama tek tür madde içeriyorsa saf maddeler diyoruz ve saf maddeler element olabilir veya bileşik olabilir. Element nedir? Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. Örneğin hidrojen, oksijen, demir, sodyum, helyum element örnekleridir. Bileşik ise farklı tür atomların belirli oranlarla, dikkat, belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş saf maddelere bileşik denir. Su, amonyak, glikoz, yemek tozu bunlar örnekleri olabilir. Karışım ise en az iki tür maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan saf olmayan maddelere denir. Arkadaşlar, karışımlar oluşumunda maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Mesela suya tuzu attığınız zaman ne olur? Su özelliğini korumaya devam eder. Tuz da tuz özelliğini korumaya devam eder. Yani kimyasal yapı bozulmaz. Sadece fiziksel değişim meydana gelir. Mesela şekerli su, hava, zeytinyağlı su, süt, toprak karışım örnekleri olabilir. Örneğin az önce demiştik ki bir balonda sadece oksijen gazı koyduk ve bu kapta sadece oksijen atomları var. Ama hava koysaydık ne olacaktı balonun içine? Bunun içinde ne olacaktır? N2 gazı olacaktı. Oksijen gazı olacaktı ve diğer gazlar olacaktı. Gördüğünüz gibi bir karışım var. Bu madde saf maddedir. Bu ise saf olmayan madde yani karışımdır diyeceğiz. Saf madde ile saf olmayan madde arasındaki farkları iyice kavramanız gerekiyor arkadaşlar. Peki, element, bileşik ve karışımların özelliklerini aşağıda verilmiştir. Bunları inceleyelim. Elementler saf maddelerdir. Bileşikler de saf maddelerdir. Ama karışımlar saf değillerdir. Elementler tek tür tanecik içerirler. Bileşikler de tek tür tanecik içerirler. Çünkü saf maddedirler. Ama karışımlar farklı türde tanecik içermeleri gerekiyor. Zaten ismi karışım. Elementler aynı cins atomlardan oluşur. Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur. Ama tek tür tanecik içerirler. Karışımlar ise farklı cins atomlardan oluşur diyeceğiz. Ve farklı tür tanecik içerirler. Elementler sembolle gösterilirken bileşikler formülle gösterilir. Karışımlar ise sembol veya formülle gösterilmez. Elementler ve bileşiklerin belirli ayırt edici özellikleri vardır. Mesela kaynama noktası su için nedir? Bir ayırt edici özelliktir. Yani 100 santigrat derece bir atmosfer dış basınçta. Veya suyun yoğunluğu nedir? 1 gram bölü mililitredir. 4 santigrat derece. Bunlar nedir? Suyu diğer maddelerden ayıran özelliklerdir. Ama karışımlar için böyle bir şey söyleyemeyiz. Örneğin tuzlu suya ne kadar çok tuz atarsak yoğunluğu o kadar fazla olacaktır. Mesela Karadeniz'in suyu az tuzludur. Akdeniz'in suyu ise çok tuzludur. Ve dolayısıyla yoğunluğu daha fazladır. Gibi özellikler karışımlarda değişebilir. Peki elementlerin özelliklerine bakalım. Fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrışmazlar. Bileşikler ise kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrışırlar. Karışımlar ise fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayrışabilirler. Elementler hal değişimleri dışında homojen yapıdadırlar. Evet, yalnızca hal değişim sırasında katısı ya sıvısı aynı anda bulunabilir veya sıvısı ya gaz aynı anda bulunabilir. Onun haricinde homojen yapıldırlar diyeceğiz. Bileşikler de hal değişim sırasında homojendirler. Yani bu iki madde nedir? Saf madde özelliğidir. Homojen ya da heterojen yapıda olabilirler. Evet, bileşiklere bahsediyoruz şimdi. Oluşumlarında kütle korunur.
oluşumlarında kütle korunur. Bütün fiziksel ve kimyasal olaylarda kütle korunurdu. Bileşenler arasında sabit bir oran vardır. Evet, mesela karbondioksit bir eşya oluşurken ne olur? Bir tane karbon, iki tane O ile birleşir. Ama tuzlu suda böyle bir oran var mıdır? Yoktur. O yüzden bileşenler arasında belli bir oran yoktur karışımlarda. Oluşumlarında bileşenleri kendi özelliklerini kaybeder bileşiklerde. Karışımlarda ise oluşumlarında bileşenleri kendi özelliklerini kaybetmezler. Peki örnek 1. Sıvı halindeki X ve Y maddelerinden X iki tür, Y tek tür tanecik içermektedir. Buna göre bu maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğru demiş? X maddesi iki tür tanecik içeriyorsa demek ki bu bir karışımdır. Y tek tür bir tanecik içeriyorsa demek ki bu saf maddedir. Saf madde ise ya elementtir ya da bileşiktir. Buna göre cevaplayalım. X maddesi karışımdır. Evet, doğru. Y maddesi saf arı maddedir. Doğru. X ve Y maddeleri fiziksel yöntemlerle bileşenle ayrıştırılır. Arkadaşlar bunun hakkında bir şey söylemeyiz. Çünkü X karışım evet fiziksel yöntemlerle ayrıştırılır ama Y maddesi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Element ise zaten hiç ayrıştırılamaz. Bileşik ise kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. O yüzden cevabımız doğru olan soru için C şıkkı 1 ve 2'dir. Örnek 2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yalnız karışımlara aittir? Farklı tür atom içerme, hem bileşik hem karışımlara aittir. Homojen yapıda olma, element, bileşik ve karışımlara ait olabilir. Farklı tür birimlerden oluşma yalnızca karışımlara aittir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Diğer şıkları okuyalım. Oluşumda kütlenin korunması bileşik ve karışımlara aittir. Kimyasal yöntemlerle ayrışması sadece bileşiklere aittir. Cevabımız C şıkkı zaten. Maddeleri saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye ikiye ayırdık. Şimdi ise saf olmayan maddeleri yani karışımların sınıflandırmasından bahsedelim. Karışıma oluşan bileşenlerin birbirine göre dağılımı farklı olabilir. Bir karışımda tüm özelliklerin aynı olduğu bölgeye faz denir. Ve karışımlar birden fazla fazla olabileceği gibi tek fazla olabilir. Mesela tek fazla karışıma tuzlu su, alkollü su örnek olabilir. Örneğin tuzlu suyun kabına baktığınız zaman sadece su görürsünüz. Yani tuzu göremezsiniz. Ve böyle bir kapta sadece bir tane faz vardır. Örneğin bu kapta tuzlu su var diyelim. Ama zeytinyağı su karışımı veya kum su gibi karışımı gibi karışımına baktığınız zaman orada ise tıpkı burada olduğu gibi birden fazla farklı faz görürsünüz. Mesela dipte sanki kum varmış gibi düşünün. Ortada su var. Ve en üstte ise ne var? Talaş tozu varmış gibi düşünün. Ve gördüğünüz gibi kaba baktığınızda birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölgeyi görüyorsunuz. Böyle birden fazla faz görüyorsak nedir bunlar? Çok fazla karışımlardır. Ve tek fazla karışımlar, homojen karışımlar tıpkı tuzlu su olduğu gibi eğer ki çok fazla bir karışım varsa bu karışımlar ise ne denir? Heterojen. Bir maddeye çıplak gözle bakarak o maddenin saf madde mi karışım olduğunu anlamak her zaman mümkün değildir. Çünkü saf bir madde olan su ile bir karışım olan şekerli suyun görüntüsü birbiriyle aynıdır. Ancak görünüşünde karışanlar net olarak görünüyorsa bunun karışım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Peki, homojen karışımlar. Her elinde aynı özelliği gösteren ve tek yönüme sahip olan bileşenler eşit şekilde dağılmış karışımlara homojen karışım denir. Ve homojen karışımlara çözelti de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su nedir? Birer çözelti örneğidir. Bunun yanında hava, çelik gibi de maddeler de çözelti örneği sayılabilir. Örneğin kaptaki alkollü suya baktığınızda sadece bir madde görüyorsunuz. Veya şekerli suya baktığınızda yine bir madde görüyorsunuz. Yani bu nasıl bir karışımdır? Homojen bir karışımdır. Ve çözeltiler iki kısımdan oluşur. Birinci kısım çözücü kısmı. İkinci kısım ise çözünen kısımdır. Arkadaşlar çözücü maddeye dağıtan faz da denir. Çözünen madde ise dağılan faz da denilebilir. Ve arkadaşlar çözeltilerde mesela tuzlu suda su tuz iyonlarını ne yapar? Dağıtır ve kendi arasında dağılmasını sağlar. Tuz ise ne olur? Su molekülleri arasında dağılan faz olur. O yüzden çözücü fazı kimdir? Sudur. Dağılan fazı yani çözünen fazı kimdir? Tuzdur. Ve genellikle miktar çok olan ve çözünme olayında aktif rol oynayan bileşene çözücü, diğer bileşene ise çözünen denir. Çözeltilerin fiziksel halini genellikle çözücüler belirler. Su iyi bir çözücü olduğundan laboratuvarda genellikle su kullanılır. Bu şekilde hazırlanan çözeltiler ise sulu çözelti
denir arkadaşlar. Örneğin tuzlu su, şekerli su veya alkollü su nedir? Bunlar birer sulu çözeltidir. Bir çözeltinin kütlesi çözücü ve çözünen maddenin kütleleri toplamına eşittir. Örneğin 100 gram suya 20 gram şeker eklersek çözeltinin toplam kütlesi ne olacaktır? 120 gram olacaktır. Yani M çözelti, yani çözeltinin kütlesi eşittir M çözücü artı M çözünendir. Çözücü ve çözünen hacimleri toplamı oluşturdukları çözeltinin hacmine eşit değildir. Çözelti oluşumunda çözücü tanecikler arasındaki boşlukları çözünen maddenin tanecikleri doldurduğu için çözeltilerin hacimleri genellikle çözücü ve çözünen maddenin hacimlerinin toplamından daha küçük olacaktır. Metallerin eritilerek karıştırılması sonucunda elde edilen homojen karışımlara alaşımlar denir. Alaşımlar örnek olarak bronz verilebilir, pirinç verilebilir, örneğin lehim verilebilir, kurşun kalay karışımıdır. 18 altın, çelik örnekleri sayılabilir. Civanın metallerle yaptığı karışımlara ise amalgam denir arkadaşlar. Amalgamlar ise yoğun olarak diş hekimliği alanında kullanılan maddelerdir. Ve gazların oluşturduğu karışımlar daima homojendir. Çünkü gaz tanecikleri arasındaki boşluklar çok fazladır. Ve gazlar bu boşlukları doldurabilir ve birbirleriyle homojen karışabilir. Örneğin hava, azot oksijen gazları karışımı, doğal gaz ise metan ve etan gazları karışımıdır. Çözeltilerin sınıflandırılması ise çözücü ve çözeltinin çözünen maddenin fiziksel haline göre yapılabilir. Ve çözeltinin fiziksel hali genellikle çözücü maddenin fiziksel halinde olur. Peki bakalım katı çözeltilere bakalım şimdi. Çözücünün fiziksel hali, çözünenin fiziksel hali ve çözelti verilmiş. Bronz maddesi. Bronzun çözücüsü bakır ve katı halde. Çözüneni ise kalay, o da katı halde ve katı halde bir çözelti oluşmuş. Bakalım altta gümüş var. Çözücüsü katı. Civa ise çözüneni sıvı halde. Ve ne olmuş? Yine katı halde bir çözelti oluşmuş. Ve amalgam diyoruz buna. Lehime baktığın zaman kurşun ve kalay katıların birleşmesinden oluşmuş. Pirinç ise bakır ve çinkonun karıştırılmasından elde edilmiş. Sıvı haldeki çözeltilere bakarsak bu sefer de ne olacaktır? Çözücüsü fiziksel halde sıvı olacaktır. Örneğin su sıvı haldeki bir madde. İçine tuz veya şeker atıldığında katılar atıldığında yine sıvı bir çözelti oluşur ve tuzlu su, şekerli su gibi bir karışım oluşur. Yine suya sıvı olan alkol ve sirke atıldığında sıvı halde bir çözelti oluşur. Alkollü su, sirkeli su. Veya gazoza baktığımız zamansa bu sefer su sıvısında karbondioksit gazı çözülmüş. Yine sıvı halde bir çözeltiden bahsediyoruz ve buna ne diyoruz? Gazoz diyoruz arkadaşlar. Gaz çözeltilere baktığımızda ise çözücüsü ve çözüneni gaz halde olduğunu görüyorsunuz. Örneğin hava, azot gazı ve oksijen gazının karışımından oluşmuş. Doğal gaz ise metan gazı ve etan gazının karışımından oluşmuş bir çözeltidir. Örnek 3'e bakalım. Örnek 3, 1999 yılında ÖSS'nin iptal ettiği sınavda çıkmış bir soru. Soruda aşağıdakilerden hangisi sulu çözeltilerin tümü için doğrudur demişler. Elektriği iletme. Yalnızca iyonik bileşiklerin sulu çözeltisi iletir arkadaşlar. Kütlesi çözünen madde ile suyun kütlesi toplamına eşittir. Arkadaşlar tüm sulu çözeltiler için bu doğrudur. Çözünen maddenin kütlesi ile suyun kütlesi toplamına çözeltinin kütlesine eşittir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. C şıkkına bakalım. Yani diğer şıklara da bakalım. Hacmi çözünen madde ile suyun hacmi toplamına eşittir. Arkadaşlar bu yanlıştır. Genellikle çözeltinin hacmi çözünen ve çözücü hacimlerinden daha küçüktür. Kaynama noktası suyunkinden yüksektir. Hepsinde değil arkadaşlar. Alkolü suyunki daha farklı olabilir. Yoğunluğu suyunkinden büyüktür demiş. Yine karıştırdığımız maddenin yoğunluğuna bağlıdır. Çünkü yoğunluğu karıştırdığımız maddenin daha küçükse bu sefer daha küçük yoğunlukta bir karışım elde edebiliriz. Örnek 4. Alkollü su ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Homojen bir karışımdır. Evet, alkol ve su karışımı birbiri içerisinde homojen dağılır. O yüzden homojen karışımdır. Farklı türde tanecik içerirler. Evet arkadaşlar, hem alkol taneciklerini hem de su taneciklerini içerirler. Üçüncü, fiziksel yöntemlerle ayrışamazken kimyasal yöntemlerle ayrışır. Hayır arkadaşlar, fiziksel yöntemlerle de ayrışırlar. O yüzden üçüncü önerme yanlıştır. Dördüncü önerme saf arı maddedir demişler. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Gördüğünüz gibi alkol ve su karışımı var. Dolayısıyla nedir? Saf madde değildir. Saf maddeler tek tür tanecik içeren maddelerdir. O yüzden cevabımız doğru olanı sordukları için A şıkkı 1 ve 2'dir. Heterojen karışımına bakalım şimdi. Bileşimi her yerinde aynı olmayan, bileşenlerin eşit şekilde dağılmadığı ve birbiri içerisinde çözünmeyen maddenin oluşturduğu karışımlara heterojen karışımlar denir.
Homojen karışımlar tek fazlı iken heterojen karışımlar çok fazlı karışımlardır. Kumlu su, zeytinyağlı su, mürekkep, sis, tebeşir tozlu su heterojen karışım örnekleri sayılabilir. Ve karışım oluşan maddenin biri diğer içerisinde dağılmış ise dağılan faz, diğerine ise dağıtan faz denir. Heterojen karışımlar dağıtan ve dağılan fazların fiziksellerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırırlar. Heterojen karışımlar süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloid veya basit adi karışım olarak sınıflandırılabilir. Ve buradaki fiziksellerinden bahsedersek, süspansiyon sıvı katı heterojen karışımdır. Emülsiyon ise sıvı sıvı heterojen karışımdır. Aerosol katı gaz heterojen karışımlardır. Kolloid ise yine sıvı katı heterojen karışımdır. Basit karışım ise katı katı karışımlardır. Peki süspansiyonda kolloid ne? Sıvı katı heterojen karışımlar. Bunların arasındaki fark nedir? Süspansiyonda katı parçacıklar gözle görülebilir. Ama kolloidde çıplak gözle görmek mümkün değildir. Ya bir cihaz yardımıyla ya da ışık yardımıyla görebiliriz. O yüzden buraya cihaz yardımıyla diyoruz. Yani aslında buradaki görülüp görülmemesi neye bağlıdır? Tancık boyutuna bağlıdır. Tancık boyutu kimde daha küçüktür? Kolloidler daha küçüktür. Süspansiyonlarda ise daha büyük olduğu için gözle görülebilir. Peki, süspansiyonlarla başlayalım. Süspansiyon, dağıtan fazı sıvı, dağılan fazı katı olan katı sıvı heterojen karışımlardır. Süspansiyonlar aşağıdaki karışımlara örnek verilebilir. Kumlu su, tebeşirli su, naftalinli su, talaşlı su, çamurlu su, Türk kahvesi, ayran, iyotlu su. Bunların birçoğuyla günlük hayatta karşılaşıyoruz. Örneğin Türk kahvesi. Altta ne var? Telvesi var. Üstte ise kahve ile su karışımı olan bir kısım var. Emülsiyonlar, dağılan ve dağıtan fazla sıvı olduğu sıvı sıvı heterojen karışımlardır. Örneğin zeytinyağı su karışımına baktığımız zaman aynı bu görüntü olur. Altta suyun bulunduğu bir bölge, üstte ise zeytinyağının bulunduğu başka bir bölge. Dolayısıyla iki tane faz vardır. Bu nedir? Heterojen karışımdır. Emülsiyon örnek olarak süt, zeytinyağlı su, mazotlu su, mayonez, benzen, karbon tetraklorür su karışımı örnekleri verilebilir. Aerosol, aerosol dağıtan fazı gaz, dağılan fazın katı ya da sıvı olduğu heterojen karışımlardır. Dağılan faz katı ise katı aerosol, sıvı ise sıvı aerosol adını alır. Aerosollere aşağıdaki karışımda örnek verilebilir. Mesela sis, sıvı gaz, deodorant, sıvı gaz, bulut yine sıvı gazdır. Duman ise katı gaz aerosol örneğidir. Ve böcek spreyi ise yine sıvı gaz aerosol örneği. Kolloidler, bir katı ya da sıvı ya da gaz faz içerisinde asılı kalmasıyla oluşan, görüntüsü homojen olan ancak heterojen olan karışımlara denir. Kolloidler çıplak gözle fark edilmez. Mikroskop ile bakıldığında ya da ışığı saçma durumu incelendiğinde heterojen karışımı olduğu anlaşılır. Kolloidal bir karışım içerisinde ışık demeti geçirildiğinde ışık karışımı içerisinde görülür. Arkadaşlar, nasıl tozlu bir ortama güneş ışığı girdiğinde toz parçacıklarının uçuşunu görürsünüz ya, onun gibi bir durum oluşur. Ve homojen karışımlarda ise böyle bir şey olmaz. Işığın bu etkisini ilk kez John Tyndall isimli bir araştırmacı bilim adamı keşfettiğinden kolloid karışımlarda ışığın dağılmasına Tyndall etkisi denir. Aerosol emisyonların birçoğu kolloid'tir. Kolloidal karışımlara yaşadaki örnekler verilebilir. Süt, duman, sis, yağlı boya, jöle, krema, kan, mayonez, sabunlu su, kolloidal madde örnekleridir arkadaşlar. Basit karışımlar, diğer ismiyle adi karışımlar. Dağılan ve dağıtan fazı katı olan karışımlara heterojen karışımlar denir. Basit karışımlara aşağıdaki örnekler verilebilir. Toprak, çakıl kum, pul biber tuz, demir tozu kum örnekleri basit karışımlar örnektir. Aşağıda kolloid, çözelti ve süspansiyonun arasındaki farklar verilmiştir. Evet, birbirine benzer maddelerdi. Özellikle süspansiyon ve kolloid neydi? İkisi de katı sıvı heterojen karışımdı. Arasındaki farkı söylemiştik. Ne demiştik? Tancık boyutu farkı vardı. Şimdi bakarsak, çözeltiler homojendir. Kolloid ve süspansiyonlar ise heterojendir. Çözeltiler tancık boyutu 10^-9 metreden daha küçüktür ve bu yüzden çıplak gözle veya bir cihaz yardımıyla görülemez. Kolloidler ise bu tancık boyutu 10^-9 metre ile 10^-6 metre arasındadır ve bu sebeple bir cihaz yardımıyla görülebilir. Süspansiyonlar ise 10^-6 metreden daha büyüktür. O yüzden direkt baktığımızda çıplak gözle görebiliriz. Tyndall etkisi peki çözeltilerde ışığı saçmaz. Kolloidlerde ışığı saçar.
Süspansiyonlar da ışığı saçar. Etkinliğe bakalım. Aşağıdaki karışımların homojen ve heterojen olarak sınıflandırınız. Heterojen olanların sınıfını belirtiniz. Kan, heterojen bir karışımdır ve sınıfı nedir? Kolloid'tir. Hava, homojen bir karışımdır. Bronz, homojen bir karışımdır. Özellikle alaşım sınıfındadır. Homojen karışımlarda çözeltilerde alaşım sınıfıdır. Benzen ve su birbiri içerisine karışmaz. O yüzden heterojen karışımdır. Ve nedir bu? Emülsiyondur. Sıvı sıvı oldukları için emülsiyon karışımları örnektir. Ayran katı sıvı heterojen bir karışımdır. O yüzden süspansiyon sınıfı bir örnektir. Çamaşır sulusu homojen bir karışımdır. Mayonez ise heterojen bir karışımdır ve kolloid örneği diyebiliriz arkadaşlar. Ödev testini çözerek anlattıklarımızı tekrarlayalım. Birinci soru. Madde sınıfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş? A. Yapısında tek tür tanecik içerenler saf arı maddedir. Doğru. Elementler ve bileşikler saf madde sınıfındadır. Bu da doğru. Karışımlar farklı tür tanecik içerirler. Evet doğru. Karışımların tümü tek fazdır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü karışımlar ikiye ayrılırdı. Homojen veya heterojen. Homojen karışımlar tek fazlıydı. Heterojen karışımlar ise birden fazla faz içerebilirdi. Örneğin tuzlu su homojen bir karışımdı. Zeytinyağı su karışımı ise heterojen bir karışımdı. Doğru olan E şıkkını okuyalım. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlere ayrıştırılabilir. Evet bu da doğru arkadaşlar. İkinci soru. Maddelerin sınıflandırma şeması şu şekildedir. Şema verilmiş arkadaşlar ve bu şemadaki X ve Y ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur demişler. Hemen şemaya bakalım ve X ve Y maddelerine karar verelim. Madde ikiye ayrılmış. Saf madde, arı madde ve karışım. Saf maddeler nelerdi? Elementler ve bileşiklerdi. Karışımlar ise kendi içerisinde ikiye ayrılırdı. Heterojen ve homojen olmak üzere. Demek ki Y maddesi nedir? Homojen karışım. Yani çözelti diyebilirsiniz arkadaşlar homojen karışımlara. Peki, şimdi önermeleri okuyorum. İkisi de farklı türde atomlar içerir. Evet, bileşikler elementlerin farklı belli oranlarla birleşmesiyle oluşan saf maddelerdi. Yani farklı türde atom içerir. Homojen çözelti karışımlar ise yani çözeltilerse farklı türde maddenin birleşmesi oluşurdu. Yani farklı türde atomlar içerir. O yüzden birinci önerme X ve Y için doğru. İkinci önerme X formülü de gösterilir. Evet bileşikler formüllerle gösterilir. Örneğin NaCl bir formüldür. Veya C6H12 bir bileşiktir ve bu da bir formüldür. İki de doğru çıktı. Üçüncü önerme Y çözelti olarak da adlandırılabilir ve tek yönlüdür. Evet arkadaşlar söylemiştik. Homojen karışımlara çözelti denilirdi ve tek yönlüdür. O yüzden cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Üçüncü soru. Yukarıdaki ifadelerin hangileri çözeltiler için doğrudur demişler. Birinci yargı. İki ya da daha fazla maddenin homojen karışımdır. Evet arkadaşlar. Çözeltiler iki ya da daha fazla maddenin homojen karışımdır. Saf arı maddelerdir. Yanlış. Elementler ve bileşikler saf arı maddelerdir. 3. Bileşenler arasında sabit kütle oranı vardır. Bu da yanlış arkadaşlar. Bileşiklerde sabit kütle oranı vardır. Yani bu bileşik özelliğidir. O yüzden cevabımız yalnız 1 diyeceğiz. Çünkü çözeltiler için doğru olanı soruyordu. Örnek 4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti örneği değildir? Tunç bir alaşım örneğidir. Çözeltidir. Hava gaz gaz karışımdır. Çözeltidir. Gazoz yine sıvı gaz karışımdır. Çözeltidir. Sirke yine su ve sirke asidi karışımıdır. Çözeltidir. Ama kahve nedir? Bir heterojen karışımdır ve süspansiyon örneğidir arkadaşlar. Beşinci soru. Bir X maddesi ile ilgili verilen bilgiler şöyledir. Homojen yapıdadır. Farklı türde atom içerir. Arkadaşlar homojen yapıda ve farklı türde atom içeren iki tür madde vardır. Ya bu madde bileşiktir ya da homojen karışımdır yani çözeltidir. Buna göre bu maddenin bulunduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir demişler. Element olamaz. Süspansiyon olamaz. Emülsiyon, aerosol olmaz. Çünkü bunların DE ve C şıklarındaki maddeler heterojen karışımdadır. O zaman ne olabilir? Şıklarda bileşik olduğu için B şıkkı bileşik olabilir diyeceğiz. Altıncı soru. Lehim, hava ve kolonya çözeltileri oda koşullarında fiziksellerine göre aşağıdakilerin hangisine doğru sınıflandırılmıştır? Lehim bir alaşımdır. Metallerin eritilmesi elde edilir ve katı haldedir. Hava gaz gaz karışımdır. N2 gazıyla oksijen gazı karışımdır. Yani fiziksel hali gazdır. Kolonya ise
Alkol su karışımıdır. Yani sıvı sıvı karışımdır. Fiziksel hali nedir? Sıvıdır. O zaman lehim katı. Hava gaz. Kolonya sıvı olan şık. B şıkkıdır cevabımız. 7. soru. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır diye sorulmuş. Lehim katı katı karışımdır. Evet doğru. Bunu aynı zamanda ne diyorduk arkadaşlar? Alaşım diyorduk. B doğalgaz homojendir. Evet gaz gaz karışımları her zaman homojendir. O yüzden bu da doğru. Şekerli su elektriği yetmez. Çünkü şeker molekülleri suda moleküler halde çözünür. İyonlaşabilseydi elektriği yetirdi. Ama moleküler halde çözüldüğü için elektriği yetmez. Bu da doğru. Gazoz çözücüsü gaz, çözünenin sıvıdır demiş. Arkadaşlar tam tersi. Çözünenin sıvı, çözücüsü gazdır. O yüzden ters yazıldığı için bu yanlış diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Alkolü su çözeltir demiş. E şıkkı da doğru çıktı arkadaşlar. Zaten cevabımızın D şıkkı olduğunu söylemiştik. 8. soru. Şekildeki şemada yer alan ifadeler yukarıdan başlanarak doğru veya yanlış olarak takip edilirse kaç numara çıkışa ulaşılır demiş. Okuyalım. Hava homojen bir karışımdır. Doğru. Emülsiyon sıvı sıvı heterojen bir karışımdır. Bu da doğru. O yüzden buradan devam ediyoruz. Alaşımlar saf maddelerde demiş. Arkadaşlar alaşımlar bir çözelti örneğidir. Yani karışımdır. O yüzden saf madde değildirler. O yüzden buna yanlış diyoruz. Ve 2 numaralı çıkışa geliyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. 9. soru. Aşağıdaki karışım örneklerinden hangisi emülsiyon değildir? Emülsiyon neydi arkadaşlar? Sıvı sıvı heterojen karışımlardı. Örneğin alkol, benzin su, zeytinyağı su nedir? Birer emülsiyon örneğidir. Evet bakalım A şıkkı benzin su emülsiyon. Zeytinyağı su evet emülsiyon. Karbon tetraklorür su. Karbon tetraklorür sıvıdır. Bu da sıvıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Mayonez bu da sıvı sıvı bir emülsiyon yani heterojen karışımdır. Ama E şıkkındaki çamurlu su toprak ve suyun karışımıdır. Toprak katıdır. Su sıvıdır. Dolayısıyla çamurlu su nedir? Bir süspansiyon örneğidir. Cevabımız E şıkkı olacaktır diyeceğiz. 10. soru. Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler gelmelidir demişler. Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalması oluşan heterojen karışıma kolloid denir. Yani bir dediğimiz şey nedir? Kolloid'tir arkadaşlar. Karışımlar denir ve örnek olarak 2 numaralı verilebilir demiş. Örnek olarak ne verilir? Kan verilebilir, süt verilebilir, jöle verilebilir gibi gibi maddeler örnek olarak verilebilir. O zaman şıklarda 1 kolloid, 2 kan gibi bir madde olacak. Alaşım olamaz, çözelti olmaz, kolloid çıktı. 3 A, C, E şıkları kaldı. 2 numaralı bakarsak kan var, hava var ve kolonya var. Hava ve kolonya neydi? Çözelti örneğiydi. O zaman cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 11. soru. Aşağıda şeker ve alkolü su için verilen özelliklerden hangisine yanlış bir işaretleme yapılmıştı demiş. Sahip olunan özellik artıyla göstermiş, sahip olunmayan özellik eksiyle göstermiş. Evet, kimle kim karşılaştırıyoruz? Şekerle alkolü suyu karşılaştırıyoruz. Homojen yapılı olma, şeker de alkolü su da nedir? Homojen yapıldır. Bu arada şeker nedir? Bir bileşiktir. Alkolü ise su nedir? Bir çözeltidir. Yani bir karışımdır arkadaşlar. Devam edelim. Farklı tür atom içerme. Şeker bileşik olduğu için farklı tür atom içerir. Alkolü su da farklı türde atom içerirler. Evet doğru. Bu arada isterseniz buna formülü yazalım. Şekerin formülü C6H12O6'dır. Alkolü su ise C2H5OH suda şeklinde ifade edilir. Yani burada bir formül kullanmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı atomlar içeriyorlar. Aynı türde moleküller içerme şeker saf maddedir, bileşiktir. O yüzden aynı türde atomlar içerir. Moleküller içerir. Ama alkolü suda ne vardır? Farklı türde moleküller vardır. Bu da doğru işaretlenmiştir. D şıkkı. Fiziksel yöntemlerle bileşenler araştırma bir şeker bileşik olduğu için kimyasal yöntemlerle bileşenler araştırır. Ama alkolü su fiziksel yöntemlerle araştırır. Bu da doğru. E şıkkı. Bileşenler arasında sabit bir oran olma, şeker bileşik olduğu için gördüğünüz gibi C6H12O6, 6 tane karbon, 12 tane hidrojen, 6 tane oksijen birleşiyor. O yüzden sabit bir oran vardır ama burada eksi diye işaretlenmiş. O yüzden yanlış. Alkolü su için artı işaretlenmiş. Alkolü suda da oran değişebilir. Az miktarda alkol koyarsanız serelatik olur.
Çok miktarda alkol koyarsanız sterik olur. O yüzden belli bir oran yoktur. Cevabımız E şıkkıdır. 12. soru. Aşağıda verilen özellikler süspansiyon ve emisyonlar için doğru olanları doğru D ile yanlış olanları Y ile işaretlenmiştir. Buna göre işaretlemeden hangisi hatalıdır denmiş. Süspansiyonlar için dağılan madde katıdır. Süspansiyonlarda katı sıvı heterojen karışımlarda evet dağılan madde katıydı. Emisyonlarda ise nedir? Katı değil, yanlış. O yüzden bu doğru işaretlenmiş sıvıdır. Şöyle yazalım. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımdır. Emisyon ise sıvı sıvı heterojen karışımdır. Dağılma ortamı sıvıdır. Evet, her ikisinin dağılma ortamı sıvıdır. Doğru işaretlenmiş. Üçüncü elme dağılan tane boyutu 10^9 metreden küçüktür demiş. Arkadaşlar 10^9 metreden küçük olanlar nelerdi? Çözeltilerdi. Cihaz yardımıyla göremezdik. O yüzden bunları çözelt diyorduk. Ama ikisi için de doğru demişler. O yüzden bu yanlıştır. Hatalı işaretlenen üçüncü elemedir. Cevabım. 13. soru. Maddelerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki kavram haritası verilmiştir. Ve bu çizelgede 2 ve 3'te verilen maddeler homojen yapıda olup farklı türlü atom içermektedir. 2 ve 3 homojenmiş ve farklı türlü atom içeriyormuş. Homojen ise bakalım şimdi madde karışımsa homojen ve heterojen olurdu. Ama 2'deki homojen olduğuna göre demek ki bu homojen bir karışım yani çözeltidir arkadaşlar. Birisi ne olur? Heterojen karışım olur. Buraya bakarsak 2 ve 3'teki homojen ve farklı türlü atom içeriyor diyor. 3 o zaman nedir? Farklı türlü atom içerdiği için bileşik. 4 ise nedir arkadaşlar? Elementtir. Ve bu tabloya göre, bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. A şıkkı. Birincideki maddeler heterojen yapıldır. Evet doğru. B şıkkı. İkincideki maddeler çözelti olarak adlandırılır. Evet bu da doğru. C şıkkı. Dördüncüdeki maddeler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrışmaz. Element özeldir. Bu da doğru. D şıkkı. Üçüncüdeki maddelerin bileşenleri arasında belli bir oran yoktur. Arkadaşlar bileşiklerin bileşenleri arasında belli bir oran vardır. O yüzden D şıkkı hatalıdır. Doğru olan E şıkkını okuyalım. Dördüncüdeki maddelerin kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları maddeler üçüncüde yer alır. Evet, elementler kendi özelliklerini kaybederek bileşikleri oluştururlardı. Yani bu da doğru. Cevabımız D şıkkı oldu. Arkadaşlar, filmimizin sonuna geldik. Konuyla ilgili bol bol soru çözmenizi öneririm. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.